Erol Hocam lütfeder misiniz? Tabii. Bize biraz anlatın. Şimdi tezkereye hayır dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Biraz önce de kıymetli konuklarımız da söyledi zaten. Mesela Metehan Bey dedi ki hayır deseydi, hayır çıksaydı tezkereye o bölgede ne olacaktı? Elbette ki PKK terör örgütü YPG o bölgeye konuşulacaktı. Ne oluyor şu anda sınırlarımızda? Tabii biraz daha kesinlik kazandırayım. Şükür öyle bir şey olmadı ama hani... Hı-hı. Türk askerinin Suriye'de, Irak'ta bulunması olayına hayır deseydi, yani meclis hayır deseydi. Deseydi, bir hafta içerisinde bizim bütün bu sınır illerimizi ateş altına alacak. Yani bir haftayı geçmez. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, bütün bu bölgeleri hepsi 911 kilometrelik boşa mı gidecekti? Bütün anında PKK dolduracaktı. Zaten bakınız ne oldu? Artık geri çekilemezsiniz yani. Buraları sözde kantoncuklarla ta Akdeniz'e bağlama planı yok muydu bu ilk daha 2015'te 2014'te hatırlayın. Evet, evet. O ona derhal geri dönerdi. Yani bir şey değişmezdi. Ben mesela yaşadığımı anlatayım. Buyurun. Zeytin Dalı harekatında Hatay'daydık hocam. O ilk giden ekibiz biz A Haber olarak da tam sınırdan yayın yapıyoruz. İnanın her gün hangi bölgeye roket düştüğünü, top atışı düştüğünü anlatmaktan artık böyle canım yanmaya başlamıştı. Evet. Ve hatta biz yayın yaparken, görüntüleri de var, biz yayın yaparken, Mehmet Bey canlı yayındayken yanı başımıza, ekibiz canlı yayın aracı yanı başımıza havan düştü. Benim bulunduğum yere havan düştü ya. Ben sınırdan giriş yaptım, basın açıklaması yaptım, Kilis Belediye Başkanımıza gittim. Ben de oraya varmadan açıklama yaptığım yere şey düştü. Camilerde yani. Cemaat namaz kılarken yani dolayısıyla her gün bu sınırlarda tabii bakın 6 tane varken, ilimiz var. 6 ilimizin bütün bu ilçeleri bu sınır bölgesine yakın olan başta olmak üzere bir hafta içerisinde yeniden bize saldırmaya başlayacaklardı. Evet. Bakın bunun şeyi. Yani artık günümüzde siz güvenliğinizi sınırdan itibaren değil derinlikten itibaren sağlamak zorundasınız. Yani bunu bilmiyor mu muhalefet? Bunu bilmiyor mu CHP? Gerçekten evet. Şaşırıyorum. Hani bakınız öyle bir şey olsa burada şehitler verilmeye var. Bunun vebali kime ait olacak? Hayır diyenler olacak. Yani bu kadar basit. Yüce milletimizin takdirine sunuyoruz. Ama sonra da şey denecek, bizi koruyamıyorsunuz demeyecek. Çünkü ya işte böyle de bir provokasyonla maalesef. İşte İyi Parti'nin şimdi Lütfü Türkkan'ı aklama çabası gibi provokasyon var. Yani küfrün provokasyonu mu olur? Yani şimdi burada hayırın provokasyonu mu olur? Hayırsa millete bunu açıklamak evet. zorundasınız. Evet. Bunun Cumhuriyet değerlerine aslında ihanet olduğunu, çünkü ana vatanınızı koruyamaz hale gelirsiniz. Bu kadar basit. Böyle evet. düşünebiliyor musunuz? Burada bir sürü insanımızın o söz bile, bakın nasıl hemen teröristleri adeta iştaha getiriyor. Evet. Acaba bizimle iş tutar da gerçekten tezkereye hayır çıkar mı falan diye de buradaki seri katil sürüleri düşünüyor hala yani. Şimdi hı hı. böyle de bir gerçeklik var. Ya bu böyle, yani bu Allah'a şükür geçmedi, geçemez ama... Niye siz teröristleri iştahlandırıyorsunuz? O bile evet. aslında düşünülmesi gereken bir olay. Şimdi efendim burada tabii son birkaç gündür çok önemli gelişmeler var. Şimdi biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımızın operasyon sözünü, söylemini ifade ettiği günden itibaren ordu gerekli hazırlıkları yaptı. Yer vermeyeceğim ama evet. bu alan içerisinde yapılması gereken yani muhtemel operasyonu istikametine yönelik yığınaklanmaları da gerçekleştirdi. Gerçekleşmiş durumda. Ve şöyle de bir bilgi vereyim. Şu ana kadar ki diğer Afrin'de olsun, Azer Cerablus, işte özellikle Resulayn vesaire şu ana kadar operasyonlar için yapılmış olandan çok daha büyük bir yığınaklanma olduğunu da ifade edeyim. Yani bunun şakası yok. Türkiye bir şey söylüyorsa onun arkasında yani, duruyor. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı hepsinden daha büyük bir... Yani her bir şeyi bir birim esas tamam. alırsanız... Her birinden çok daha... Her bir operasyon öncesi yapılan hazırlıktan daha büyük bir hazırlık olduğunu da söyleyeyim. Evet. Evet. Bu önemli bir ayrıntı çünkü Türkiye bir şey yapacağım diyorsa yapıyor. Yani burada blöf değil. Bakınız küresel güçler için ve bölgesel diğer aktörler için... Burası bir politika yeri olabilir ama Türkiye için beka meselesidir. Evet. O yüzden Türkiye şaka da yapmıyor, blöf de yapmıyor. Evet. Fakat demin çok enteresan bir şeyler oluyor bu arada. Hani bir Amerika'dan bu terörist
Hizmet'in yeni terörist başı diyeyim artık. Evet, yeni terörist başı. Yeni terörist başı diyeyim. Biliyorsunuz Donald Trump'la bunu konuşturdular. Evet. Telekonferans yapıp görüştürdüler. Sözde general, meneral payesi vererek filan bunu meşrulaştırdı. Bunu da dünyaya servis ettiler filan. Onu değiştirdiler ama Kandil Mazlum Kobani'yi değiştirdi. Yerine İran yanlısı Cemil Bayık'ın da emrindeki bir oyuncak olan Mahmut Reş isminde birini getirdiler. Evet. İşte ama yani, sonuçta bunlar... Şu an Mazlum Kobani o görevinde değil yani. Mazlum değil ama neticede bunu da bir yücelttiler biliyorsunuz. Aynen. Hani bir paye verdiler. Bir paye verdiler ve dünyaya servis etmeye çalıştılar. Evet. Tabii burada Sayın Vekilim daha edebilir. Hani burada tabii Kandil'le aslında aralarında da büyük bir yani mücadele de var. Yani Haçlı Şabi ile PKK arasında şu an ciddi bir ittifak var. Evet. İran farklı bir şekilde denkleme alındı. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bu yeni hamlesi bir takım ittifak, yeni ittifak sistemlerini de beraberinde... Şöyle bir şey oldu. Biraz hızlı geçeceğiz çünkü bir bağlantıya gideceğiz. Şöyle bir şey oldu. Şimdi Amerika'nın açıklaması önemli. Yani Amerika diyor ki ben iş için seninle iş tutarım ama Türkiye ile meselen sen bilirsin. Ben karışamam. Şimdi önceden bunu demiyordu Amerika. Şimdi önceden Amerika başka türlü konuşuyordu. Hatta Türkiye'nin operasyonunu sessiz kalmıyordu, eleştiriyordu, girmemeli falan diyordu. Çünkü baklar biz Barış Pınar Harekatı'nı yaptık Amerika'ya şimdi rağmen. Ama aynı dakikalarda da Rusya'dan bir açıklama geldi. Lavrov. Lavrov da dedi ki buradaki Kürtler dedi bakın Amerika'ya kanmayın. Suriye'nin bütünlüğü içerisinde kendinizi düşünün dedi. Yani bu nedir? Yani bu etnik ayrımcılık yapmaya çalışan Amerika'ya kapılmayın falan diye öyle bu dün ya da bugün öyle bir yeni açıklaması var Sayın Lavrov'un. Hepsini beraber düşündüğünüzde dikkat edin küresel güçlerin aslında bir bakış açısında bir değişikliklere doğru gittiğini görüyoruz. Neden? İşte bu neden Türkiye'dir. Evet. Bu hani daha vakit olursa anlatırız ama hakikaten hani ne bekleniyordu? Bakın ben onu söyleyeyim. Ne bekleniyordu? Amerika ile Rusya anlaşır, Türkiye'yi arada ezerler diyordu. Evet. Ne oldu? Amerika ile Rusya Türkiye eksenine yaklaştı. Türkiye kendi göbek bağını kendisi kesti. İşte bu da Türkiye'nin diplomasisindeki, özellikle dışarıdaki bu diplomasisindeki başarının bir göstergesidir. Evet. Oyun kuruculuğunun bir sonucudur. Peki. Buyurun hocam. Şimdi tam da Türkiye'nin diplomasisi, oyun kuruculuğundan bahsetmişken bir Skype bağlantısına gidelim. Çünkü... Çok önemli bir konu var. Şimdi Bosna Hersek'te Sırplar bir iç savaş istercesine açıklamalar yapıyorlar. Bununla ilgili ardı ardına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin girişimleri var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri var. Görüşmeler teker teker gerçekleştiriliyor ama şimdi muhalefetten bu konuda hiçbir açıklama yok ki Bosna Savaşı'nda, daha doğrusu katliamında hatta Bosna Hersek'te neler yaşandığını, Sırpların nasıl katliamlar yaptığını çok yakın tarihten biliyoruz. 93'te, 94'te neler olduğunu biliyoruz.